أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sevgili Müslümanlar, Ramazan ayı denilince hasene ile mali ibadetlerimiz aklımıza gelir. Cenab-ı Hakk'ın bize kendi hazinesinden takdir ettiği, varlık olarak imkan olarak elimize sunduğu bir takım şeyleri bizlerin de ihtiyaç sahiplerini hatırlamak suretiyle onlara bir kısmını ayırmamız lazım gelir. Cenab-ı Hak zekattan bahsederken fakirin sizin malınızdaki hakkı der. Demek ki en farz olan mali ibadet olan zekatta Cenab-ı Hak böyle diyorsa demek ki varlığımızdan, imkanımızdan imkanı olmayanları hatırlamak dini bir vecibedir. İşte teşkilatımızın bu noktadaki üstün bir gayretle hizmet eden alanlarından bir tanesi de hiç şüphesiz hasenedir. Hasene bizim fakir ve muhtaç bölgelerdeki adeta elimiz, gözümüz oluyor. Oradaki muhtaç insanları bize ulaştırıyor. Bizi de onlara ulaştırıyor. Allah bu noktada gayret sarf eden, gayret gösteren bütün kardeşlerimize rahmetiyle, bereketiyle bu yapmış oldukları hizmetin karşılığını bol bol onlara da ihsan eylesin. Evet, adeta senenin her döneminde, senenin her ayında bir projemiz var. Onları hatırlamak, onları yad etmek. İşte Ramazan-ı Şerif yaklaşırken kumanya paketleri hazırlanıyor ve o hazırlanan paketler ile fakir, fukara, ihtiyaç sahibi insanların sofralarına iftarlık bir şeyler gönderilmiş oluyor. Temel ihtiyaç gıdaları dediğimiz bir takım yardımlar onlara ulaştırılmış oluyor. Yani adını bilmediğimiz, köylerini bilmediğimiz nice insanlara ve o insanların iftar sofralarına bir lokma göndermiş oluyoruz. Bu ne kadar güzel bir duygudur. Adeta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek ifadesinde olduğu gibi tanımadığımız coğrafyalara, bilmediğimiz insanların sofrasına onlara gönderdiğimiz kumanya paketleriyle manevi anlamda misafir olmuş oluyoruz. Kurban Bayramı geldiği zaman senede bir defa evlerine et giren insanların evlerine o nimetlerin ulaşmasına vesile oluyoruz. Elbette imkanımız buralarda da kurbanlar kesmeye el veriyor ama düşünsenize Allah'ın bize vacip olarak emrettiği bir ibadeti, kurban ibadetini bir başka müminle, bir başka Müslümanla paylaşmak suretiyle hem Cenab-ı Hakk'ın emri yerine getiriliyor hem de bir mümin kardeşimizle bu sevinç, bu berekete beraber iştirak etmiş oluyoruz. Allahu Teala ayeti kerimesinde لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor. İşte şükretmenin bir yolu da onlara Allah'ın bize takdir ettiği bir takım varlıkları, imkanları onlarla paylaşmaktır. Ya Rabbi sen bunu bana verdin, ben de bunun bir şükrü gereği olarak fakir kulları, ihtiyaç sahibi insanları hatırlıyorum demektir. Oralara gidip bu hizmeti yapan kardeşlerimizden edindiğim bir anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum. Haliyle bazı yerler dağıtım yerleri olarak tayin ediliyor. Ve giden bir kardeşimin bana naklettiği bir bilgiyle onu da şaşırtan bir olay olduğu için ben de sizinle bunu paylaşmayı arzu eyledim. İnsanlara yardım geldiği duyuruluyor civar köylere, kasabalara ve bir dağıtım yeri tayin ediliyor. Oraya uzaktan
35-40 kilometre gibi bir mesafeden yürüyerek gelip o bağışları almak için sıraya giren insanlardan bahsetti. Sevgili kardeşlerim, biz hiç böyle bir yol kat ettik mi? Bir lokma ekmek için, bir lokma aş için. Ama dünyada hala buna muhtaç insanlarımız var. Ve sizin burada göndermiş olduğunuz o infaklar, sadakalar, zekatlar, işte orada fakir fukara insanlara bir ümit, bir sevinç kaynağı oluyor. Bu insanlar hakikaten ihtiyaç sahibi insanlar. Gelin şu Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edelim. O kardeşlerimizi bir kez daha hatırlayalım. Onlarla Ramazan'ı birlikte yaşayalım mana aleminde. Evet, fiziki olarak aralarımızda çok uzun kilometreler olabilir. Ama mana aleminde bütünleşelim, mana aleminde kaynaşalım. Oraya giden görevli kardeşlerimiz, adeta bakın sizden kilometrelerce uzakta yaşayan, sizinle aynı kitaba iman eden, sizinle aynı peygamberi peygamber seven ve bilen insanlar var. Ve biz o peygamberin ümmeti Muhammed diye tarif ettiği o taifenin, o grubun içerisindeyiz demek suretiyle bizler oraya giden kardeşlerimiz adeta oradaki mazlum ve mağdur insanlara bir ümit oluyorlar, bir ışık oluyorlar. Ve diyorlar ki sizi hatırlayan, sizi tanıyan, sizinle dertlenen, sizin acınızı bir nebze olsun paylaşmak isteyen 2 milyar Müslüman var diyorlar. Bu mağdur ve mazlum coğrafyalara bir ümmet bilinci aşılanmış oluyor. Bir ümmet ruhu götürülmüş oluyor. Ramazan'ın bereketiyle, feyziyle duamız o ki Müslüman coğrafyaları mazlum ve mağdur bırakanlar inşallah bu işlerden alıkonulacaktırlar. Yani mümin ve Müslüman coğrafyaları mağdur ve yardıma muhtaç hale getirenlere de ümmeti Muhammed bir gün dur demek suretiyle hakkını, ağzının payını verecektir. Dolayısıyla bugün hatırlayacak, bugün onlara bir nimet göndererek yarın da yapılması gereken bütünleşmeyi, kaynaşmayı bir hakkın yerine getirmek için bugün adeta gönderilen gözlemciler bir haber güvercini gibi o ümmet ruhunu aşılayan, taşıyan, ümmet bilincini yaşatan gönül neferleri oluyor. Bizim de gönderdiğimiz o kendi çapımızda küçük sadakalarımız o büyük haberin habercisi ve muştusu oluyorlar. Rabbim ümmeti Muhammed'le kaynaşmayı, bütünleşmeyi, onları hatırlamayı, onların sofrasında bir lokma ekmek olabilmeyi, onlara gönderilen bir selam olabilmeyi Mevla cümlemize nasip ve mukadder eylesin. Çare elinizde, çare sizin desteğinizde. Siz yeter ki bir kelebek uçurmaya karar verin. Bir kelebekten ne olur demeyin. Milyonlarca kelebek kanatlarını aynı yönde çırptığında rüzgarın yönünü bile değiştirebilir. Hadi siz de zekat ve fitrelerinizle bir kelebek uçurun. Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele.